Karşıdan Karabuğra bakıyor, yiğitlerin yüreğini yakıyor. Erkekliğin aşkına kalkmaz mısın? Çakal geliyor aslanın pençe atmaz mısın? Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu. Aman yar, ey yarım, sevdiğim gülsüm gündür, eh aman yar, ey yarım. Bu aktar tınga tınga, eh aman yar, ey yarım, varamadım vatanga, eh aman yar, ey yarım. Kuşlar uçsa ben uçmam, eh aman yar, ey yarım, sevdiğim geçmem, eh aman yar, ey yarım. Karşıdan Karabuğra bakıyor, yiğitlerin yüreğini yakıyor. Erkekliğin aşkına kalkmaz mısın? Çakal geliyor aslanın pençe atmaz mısın? Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu. Araba sat. Al bu planları Meçohan'a götür. Çok zamandır bekler durur. Tez zamanda ilet. Merak etme Gültekin, emrin yerine getirilecek. Yanına kimleri alıyorsun? Oğlum yeter de artar bile. Ubing ve adamlarından korun. Yolun açık ol. Burada mola verelim artık. Gün doğar doğmaz yola çıkarız. Baba, iznin varsa bir geyik vurup geleyim. Yolda eti lazım olur. Hey oğul, avcı oğul. Ananın karnından avcı doğmuş gibisin. Tez git, okun keskin olsun. Her tarafı yakın, yıkın! Hançer Hubing Siyung'un, evlat bu hançer senin artık. Gültekin'e bile Hubing'i öldürmek yaraşmaz. Senin adın yok, sen bir atsızsın, atsız. Babanın kanına kan, canına can almadıkça atsızsın, atsız. Atsız! Atsız yiğit küçük küçük, çinçarlar büyük büyük.
Dayan küçük yiğit dayan. Oo diyelim yiğitlerin aşkına oo. Su akar yıllar geçer eh, aman yar ey yarım. Attım yiğit yolunu seçer aman yar ey yarım. Dayan atlısım dayan. Çinli sel gibi geçer. Oo diyelim yiğitlerin aşkına oo. Atsız bir sülün yiğit oldu. Çinşarları kan ile doldu. Dayan atsızım dayan. Adına at kanına kan. Oo diyelim yiğitlerin aşkına oo. Kırk yiğitle Çin şarlarının en ulularını, en zorlularını bastın. Karşına çıkan Çin bahadırlarına aman vermedin, tepeledin. Ama Hubing'i bulamadın, hala atsızdın. Bu sefer bulacağım. Hadi. Öldüreceğim onu, Hubing kolla kendini. Atsız bir sülün yiğit oldu, Çin şarları kan ile doldu. Dayan atsızım dayan, adına at kanına kan. Hoo diyelim yiğitlerin aşkına hoo. Benim adım Bülbül'dür eh aman yar ey yarım. Sevdiğim gül sümbüldür eh aman yar ey yarım. Kuşlar uçsa ben uçmam eh aman yar ey yarım. Sevdiğimden vazgeçmem eh aman yar ey yarım. Su akar tınga tınga eh aman yar ey yarım. Varamadım oraya eh aman yar ey yarım. Bunlara kasim giderler. Şeflere gittim ötekiler de giderler. Yiğitler yedi, bin buhadan kuvvetli. Bin Pars'tan daha yırtıcıydın. Benim adım Topal Tilki. Hadi sen de adını söyle. Benim adım yok, bana atsız derler. Demek atsız sensin, Türk'sün. Bak bela çiçeği, bana Türkleri göster diyordun. İşte onların en ulularından biri. Benim adım bela çiçeği. Çiçeği güzel ama belası kötü. Güpegündüz böyle çırılçıplak ne yıkanırsın suda? Bela çiçeği şenliklerin çiçeğidir. Arılara bal veren çiçeklere benzer. Arada sırada da böyle eşek arılarına çatar. Bana sahip olacak erkek anasından doğmadı daha. O daha belli olmaz.
Bir dene de görelim. Ulu kahramanımız bizimle bir kımız içmez mi? Bu pasimiler ne yırtıcı insanlardır. Hayvan gibi yaşar, hayvan gibi öldürürler. Yolda kurtlar, sırtlanlar vardır. Bu dişi pasta sevişeceğime kurtlarla pastarla dövüşürüm daha iyi. Bana bak bela çiçeği. Ben atsızım, atsız. Bu dağlarda bir at kazanıncaya kadar bana güzellik de aşk da haram. Git de belanı başkasında ara. Baş bu Hubing 7 gün 7 gece şenlik yapacak. Koluna kılıcına güvenen yiğitlere meydan açık. Kim kimi yenerse en iyi hediyeleri alacak. Ey ahali, bu eğlenceler 7 gün 7 gece sürecek. Yenilecek, içilecek, eğlenilecek. Büyük Konfüçyüs'e en büyük şükranlığımı sunarım ki kızım Sarı Çiçek 19 yaşına geldi. Onun şanına şerefine uygun şenlikler başlıyor. 7 gün 7 gece yenilsin, içilsin. Yiğitler kuvvet denemesi yapsın. Zayıflar ölsün, kuvvetliler yaşasın. En kuvvetliyle de ben savaşacağım. Bütün bu ülkenin en kuvvetlisi olduğumu ona ispat edeceğim ben. Bütün bir alemin en kuvvetli başbuğu Hubing, tanrılar kadar kuvvetlisin. Hepimiz sağlığına içiyoruz. Şenliği kızım Sarı Çiçek açıyor. Çiçi halma mini ha, var ölüme. Nalgi şıntıl nalgi ho, şerrin homone. Şen şerdin oya ten tenle. Geçerdin o yahul tenle, vay halime. Nalige şıntıl, nalige hol, şerrin homone. Çiçi hama mini hol. Bela çiçeği! Atsız yiğit sarayda dövüşecek cengavellerin arasına girmiş. Topal tilki, biz de saraya gidelim. Elbette bela çiçeği, sen şölenlerin, derneklerin çiçeğisin, hadi gel. Çiçi hama mili ha, vay halime. Nalgi şıntıl, nalgi ho, şerrin homone. Şen şerdin oya ten tenle, gün şerdin oya hul tenle, vay halime. Nalgi şıntıl, nalgi ho, şerrin homone. Çiçi hama mili ha. Adım bülbüldür ay aman yar ey yarım, sevdiğimden vazgeçmem eh
aman yar ey yarım. Kuşlar uçsa ben uçmam eh aman yar ey yarım. Sevdiğimden vazgeçmem eh aman yar ey yarım. Cenk başlasın. Şimdi can kavgası başlıyor. Yaşamak isteyen öldürür. Zayıflar ölecek, kuvvetliler yaşayacak. Seni Çin'in en kuvvetli cengaveri ilan ediyorum. Kabul etmiyorum. Niye? Şenlikler başlamadan böyle söylemediniz. Ne söylemişiz? En kuvvetliyle sen savaşacağını söylemiştin. Yoksa benimle dövüşmek mi istiyorsun? Yoksa sen istemiyor musun? Bırak inadı. Gençsin. İleride işime yararsın. Sözünü tutmayan başbu olamaz. Erkeksen sözünü tut. Senin adın ne bakalım? Henüz at kazanmadım. Baş kesip kan dökersem at kazanacağım. 3 kişiyi öldürdün, daha ne istersin? Yılanın başını! Dilerim ki senin de sırtını yere getireyim. Sana aman dedirteyim. Gırtlağına basıp canını alayım da at kazanayım. Sen ne biçim söz edersin be? Daha anandan emdiğin sütün kokusu ağzında duruyor. Sen nice deli oğlansın be! At kazanmak istiyorsan var babanın kümesindeki horozu boğazla. Adın da o zaman horoz boğan olur. Taze horozları kesmeye kıyamadım. Senin gibi kart horozları kesmek istiyorum. Savaşalım, boy ölçüşelim der misin? Sen kimin oğlusun be? Kancıkça tuzak kurup arkasından vurduğun, ömrünü tükettiğin arı basatın oğluyum. Diledim ki babamın öcünü alayım. Kanını sende komayım. Babasının öcünü almamış bir korkak gibi dolaşmaktan bıktım artık! Aman dile be köpek soyu! Pis kanınla bu temiz yerleri kirletmeyeyim! Temiz yerler senin suratın değdiği çağdan beri kirlendi. Şimdi senin kanınla yıkayalım ki temizlensin! Bu yiğit özü bütün bir Türk oğlu. Göreceksin bela çiçeği. Yüce başbuğun yüreğini koparıp avucuna yerleştirecek. Yaman kavgacıdır Türkler. Prensesi, heyecanlanmanıza hiç lüzum yok. Babanız şimdi onun hakkından gelir. Oh!
Çin beyleri! Ben Ulu Türk Hakanı Meçohan'ın başbuğu Arıbasat'ın atsız oğluyum! Biz kahpecesine öldürülen babalarımızın öcünü böyle düğün evlerinde alırız! Tutun, yakalayın! Ben Şim Bey'ini öldürmekle yeni bir at kazanmış oluyorum! Türk avulları yeniden bayraklarına kavuşacaklar! Kurt başlı gök sancak yeniden sallanacak! Senin dağlamaların iyi gelir bu yiğite. Ne yaptı ki böyle peşine düştüler? Bana ne be gülcünine? Sen işine bak! Al sana çiçek tohumu, bahçene ekersin. Ben gidip arkaya araba bulayım, sabahleyin yola çıkarız. Homo! Homa! Seni bırakmam artık. İleride yolda ayrılalım. Beni Gültekin bekler bela çiçeği. Bir daha karşılaştığımızda seni öldüreceğim atsız. Hepiniz uyuyorsunuz, hepiniz! Babam gözünüzün önünde öldürülüyor, elinizi bile kaldırmıyorsunuz. Türk yiğidi bizi yenmiştir. Yenilenler yenenlerin sesini dinlemelidirler. Ben de babamın öcünü alacağım. İşini yarım bırakan bu kanlı oku tekrar kullanacağım. Tay'a haber yollayın, buraya saraya gelsin. Tay'ın gelmesi günler sürer. Olsun, bekleyeceğim. Yiğidim, dağlar ve rüzgarlar şahit olsun ki senin adın Alpago'dur artık. Alpago! 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 Diyelim yiğitlerin aşkına ho, yiğidin adı Alpago, Alpago. Çin şarları bütün bütün yanıyor, at üstünde Alpaganam alıyor. Ho, diyelim yiğitlerin aşkına ho. Hubing'in kızı Sarı Çiçek sana karşı Tay'ı getirtiyormuş. Nasıl bir yiğittir Tay? Çinli başbuğlardan birinin oğludur. Gayeleri belli. Bütün başbuğlar birleşip Türkleri yok etmek istiyorlar. Onları içinden vuracak, planlarını öğrenecek biri lazım. İznin olursa bu işi ben yaparım. Ben de senden bunu isteyecektim. Derenin yanındaki çadır senindir. Bu akşam dinlen, yarın güneşle yola çıkarsın.
bela çiçeği. Ne yapıyorsun? Artık elimden kurtulamazsın. Hani sana sahip olacak erkek anasından doğmamıştı? Hı? Doğdu yiğidim, doğdu. Ben gidiyorum Bela Çiçeği. İlle gidecek misin yiğidim? Evet Bela Çiçeği, gideceğim. Topal Tilki, yiğit gidecek. Biz de gideriz Bela Çiçeği. Hayır, siz gelemezsiniz. Ben bu gece güneş batmadan Ayçiçeği Hanı'nda olacağım. Benim gibi at süremezsiniz. Oraya topal tilkiyle sen iki günde gelemezsiniz. Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu. Yiğidin adı Alpago Alpago. Çinşarları bütün bütün yanıyor. At üstünde Alpaganam alıyor. Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu. Buyurun yiğitlerim, buyurun cengaverlerim, buyurun efendim, buyurun, buyurun. Gece yarısı yollar tehlikelidir. Hanım buraların en emniyetli yeridir. Buyurun efendim, sen hizmete doğulup sen de... Ooo, asil yiğitim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ayçiçeği Hanı sizinle şereflenecek, adınızı bağışlar mısınız? Bana say derler. Yüce Başbuğ Minkçe'nin oğluyum. Yeğenim Sarı Çiçek'in çağrısı üzerine Hubing'in öcünü almaya gidiyorum. Ben nerede kalacağım? Yiğidim için hanın en güzel odasını hazırladım. Büyük cengaverim beni takip ederler mi? Göster bakalım. Baş üstüne. Buyurun, şöyle buyurun büyük cengaverim. Böyle, şöyle gelin efendim. Şöyle. Yanımızdan geçene dikkat et. Onun en azından 1000 altını vardır. Bu gece herkes uyuduktan sonra işimize bakalım. Sağ ol yiğidim. Sen de sağ ol yiğidim. Sana kim derler? Adamın önemi yok. Beni ölümden kurtardın. Dile benden ne dilersin? Biz dilediklerimizi kendi gücümüzle alırız. Koluna ne oldu? Attan düştüm, incindi, koptu, kestik, yattık. Yazık. Eğer kolun tam olsaydı çok yavuz bir bahadır olurdun. Belki. Şimdi ne iş görüyorsun? Şarları gezip otacılık yapıyorum. İyi öyleyse. Seni otacım yaparım. Bana Tay Camako derler. Hubing'in sarayına gidiyorum. Sağlığımla, sıhhatimle ilgilenecek birine çok ihtiyacım var. Hadi kolsuz otacı, gidiyorum! Sarayda beni beklerler. Hancı buraya Yiğit Alpago geldi mi? Yok yok gelmedi. Hadi gidin buradan, benim işim var. Çabuk çabuk gözden kaybolun. Aa, başım belaya sokacaklar, pis uğursuzlar. Sizi beklettiğim için beni affedin Yiğit Day. Güle güle efendim. Gene beklerim. Hanımıza şeref verdiniz efendim. Topal Tilki, bul onu bana. Ağlama Bela Çiçeği. Yedi kat yerin dibinde bile olsa mutlaka bulacağım onu. Kambur. Siz, bir Çinlinin yanındayken hiçbir Türk sorulur mu ha? Sen Yiğit Alpago'yu mu arıyorsun? Evet.
Hadi gel öyleyse. Aşağıda uyuyor, seni götüreyim yanına. Oh, hadi götür beni ona. Hadi gel. Sen dışarıda bekle. Gel bakayım, gel, gel, gel. Alpago! Alpago! Neredesin Alpago? Yok yoksa ben varım çiçeğim benim. Bela çiçeğin ismini duymadın galiba. Bana zorla sahip olacak erkek anasından doğmadı. Bana sarılacak kolları kırarım ben, anladın mı? Beni öpecek dudakları da ısırırım. Siz de aptalaptan durmayın orada. Omuz başlarım. Pis köpekle! İşte babamı vuran adamı yaralayan ok. Olur şey değil. Bir Türk derneğin ortasına nasıl girmiş? Girmesine pek o kadar şaşılmaz. Fakat nasıl çıktı? Hala bugüne kadar çözülemedi. Korkaklar, korkmuşlardır. Korkulmadı. Adam korkunç gözleriyle adeta bizi büyülemişti. Benden başka silah çeken olmadı. Ok koluna değil kalbine girmeliydi. Peki sonra ne oldu? Onu dişiyle çekti. Oku öyle bir kinle atmıştım ki Konfüçyüs'ün başına yemin ederim ki kemiğini parçalamıştır. O uğursuz kolu kopmuştur mutlaka. Kopmuştur. Bu ki? Sana söylemeyi unutmuştum. Otacım, doktorum. Büyük prensesimizi hürmetle selamlarım. Eğer emrederlerse yüce başbuğun katilinin nasıl kaçtığı hakkında dışarıda duyulan söylentilerden bahsetmek isterim. Nedir? Katil surların altındaki Gülcü Kadın'ın kulübesinde saklanmış. Böyle bir kulübe var mı orada? Evet. Surların dibinde Gülcü Kadın'ın kulübesi var. Orada ölmüş bir bahçıvanın kocamış anası oturur. Çağırıp kendisine soralım. Herhalde o kadın duyduklarımın doğru olup olmadığını anlatır. Çağıracağımıza biz gidelim. Kumandan, git haber ver. Bu yakınlarda yaralı bir adam kulübeye sığındı. Evet, mı? Sığındı. Ben de yarasını sardım. Sonra bir kadınla bir erkek alıp götürdüler onu. Babamı öldüren bir katili saklamak sana yakışır mıydı nine? Babanızın öldüğünü o akşam bilmiyordum. Gün doğarken öğrendim. Yarası hangi kolundaydı? Sol kolundaydı. Şimdi görsen tanır mısın? Elbette tanırım. Bana benzer mi? Sana mı benzeyecek? Hadi oradan. O aslan gibi bir bahadırdır. Yürürken sanki yerler titrer. Geldiğini görmeden ayak seslerinden anlarım. Sonra senin gibi de kolu kesik değildi. Yarası hafifti. Sardıktan sonra bir iki gün içinde geçmiştir herhalde. Sizi yoldaşım Tay Jamoka bir otacı olarak bana tanıttı. Bu sarayın doktoru yoktur. Burada otacı olarak kalır mısınız? Prenses hazretlerinin saraylarında kalmak benim gibi fakir bir otacı için büyük bir şereftir. Dinleyiniz! Ulu başbuğumuz Hubing'in merhametsiz katili Alpago'nun gizlice şehrimize geldiği öğrenilmiştir. Her kim ki Alpago isimli Türk başbuğunu görür, yattığı yeri bilir de gelip en yakın Çin karakoluna bildirmezse, hiç yargılanmadan kafası koparılacaktır. Kendisine evinde yatıranın derisi yüzülecektir. Kendisine yiyecek verenin gırtlağına kurşun akıtılacaktır. Kendisini diri olarak yakalayıp getirene 4 at yükü altın, kafasını getirene 2 at yükü altın verilecektir. Şu Alpago ile bir karşılaşabilsem. Tamam. Ben zengin olmanın yolunu buldum. Şu Alpago denen haini ben yakalayacağım. 4 at yükü altını alıveririm. Bu tek kolunla mı? Evet prensesim. O gün Alpago'nun babanızı öldürdüğü zaman orada olanların hepsi korkak oldu korkaktır. Ama siz ok attığınız için biraz cesur sayılırsınız. Ben de o gün oradaydım. Sözünü geri alıyor musun?
Değil geri almak, tekrar ediyorum. Korkak oldu, korkaktır. Affet beni prensesim, bu adamı öldürmeliyim. Dur kumandan. Ben de sizden çok rica ediyorum prensesim. Müsaade edin de kumandanınız şerefini korusun. Yalnız müsavi silahlarla. Hadi bakalım, korkak oldu korkak. Ay 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 ay, eyvah 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 eyvah. Kumandan bey hazretleri çok fena dövüşüyor. Ben vazgeçtim. Vazgeçtim kumandan bey hazretleri, vazgeçtim ben. Yapma. Dur. Ben kaçarım tabii, ben kaçarım. Ay! Aman! Bucu! Hadi gel. Nasılsın bakayım? Ha? Hadi kumandan beyazlık içeri. Kalk. Şimdi kendine gelmişsindir. Hadi kalk. Hadi, dur, hop şimdi al, hadi gel, hadi şimdi, hadi, hop. Ay, duramadım, Şöyle. Bu sana ders olsun kumandan bey hazretleri. Ne olur beni affedin prensesim, mecbur kaldım, biraz yaraladım. Halbuki kan görmeye hiç tahammülüm yoktur, fena olurum. Prensesim. Gelin çabuk! Neyiniz var prensesim? Yok bir şey. Korkulu bir rüya gördüm. Gidebilirsiniz. Uyan, güneş doğdu, setti içimden gözlerini.
Uyan prenses, uyan prenses, uyan prenses, uyan. Güneş doğdu çekti içinden, gözlerinin içinden. Uyanıyor sarı çiçek uykudan. Yüzü yorgun gördüğü rüyalardan. Gülüm gibi çiğri prens tatsarı. Onu almış götürmüş dünyalardan. Uyan prenses, uyan prenses, uyan prenses, uyan. Sülün gibi çinli bir prens sapsarı. Susun! İstemiyorum bu şarkıyı artık! Sizi bugün çok sinirli görüyorum prensesim. Dün gece çok kötü rüyalar gördüm. Maalesef prenses hazretleri, gördüğünüz rüya değil hakikat. Dün gece büyük bir aşk gecesi yaşamışsınız. Melek, bırakın diyorum. Bıraksanıza. Nereye getirdiniz beni, söylesenize. İşte bunlar kumandanım. Bana gelip Alpago'yu sordular. Vay alçaklar! Handa iğrenç isteklerine evet demedik diye bu kancıklığı yapıyorsunuz. Aman alın! Bırakın beni diyorum! Çekin elinizi pis herifler! Hancı kızaklı galiba. Ay, yok, vallahi değil. Yalan mı? Alpago'yu aramadım ha? Ben Alpago'yu göstereyim diye içeri aldım ya. Maksadım hapsedip size haber vermekti. Ama ele avuca sığmıyor ki, beni bir güzel dövdü. İşte işareti kumandanım, bakın ne kadar fena. Kulaklarına kurşun mu dökersiniz, yoksa kafalarının derilerini mi yüzeceksiniz? Ne yaparsanız yapın işte. Bunları işkence zindanına götürün. Alçak Türkler! Hepinizin kökünü Orta Asya'dan kazıyacağız. Hepinizin! Al sana! Alpago'yu soran bunlar mı? Evet prenses hazretleri. Bunlara en büyük işkenceyi yapacaksın, ta ki söyletene kadar. Emredersiniz prenses hazretleri. Biz sizin odanızda istirahat edelim. Ben müsaadenizle burada kalayım. Bu işkenceler beni çok ilgilendiriyor. Belki bir an evvel söylemelerine bir faydanız olur. Hadi Tayyip. Söyle! Alpago nerede? Söyle diyorum! Söyle! Alpago nerede? Söyle diyorum sana! Alpago nerede? Savunun! Alpago geliyor! Kurtaracağını biliyordum. Evvela buradan çıkmanın yollarını arayalım. Esirleri çözün, beni burada bekleyin.
Buradan tırmanacaksınız. Gel Bela Çiçeği. Gelmiyor musun Alfago? Hayır Bela Çiçeği. Sen şimdi git. Ben seni gelip bulacağım. Hürsün artık. Hür olmaktansa senden kalıp burada ölmeyi tercih ederim. Biz Türkler kolay kolay ölmeyiz Bela Çiçeği. Hadi git, söz veriyorum sana. Geleceğim. Hadi durmayın. Hadi durmayın, tırmanın. Son çıkan ipi çeksin. Şimdi sıra kolsuz otacıda. Alfago, Alfago geldi, bütün esirleri kaçırdı. Açın, açın kapıyı diyorum size. Hepsi ölmüş. Esirler de kaçmış. Kolsuz otacı nerede? Yoksa... Kolsuz otacı! Ne oldu kolsuz otacı? Alpaco. Herkesi duman etti. Ölü numarası yapmasaydım ben de gitmiştim. Peki nereden girer bu adam? Kapı muhafaza altında değil miydi? Hepimiz kapıdan öbek bekliyorduk. Herhalde havadan uçmuş olacak. Alpago, Alpago, Alpago! Bizi de odaya o kapadı. Sen kolsuz otacı. Kahraman geçinirsin bir de. Kumandanımı tepelediğin gibi onu da tepeleyemedin mi? Prensesim... Alpago beni çok gafil avladı. Kafamı demirle vurdu. Kendime geldiğimde esirleri çözmüş, son iki askeri de öldürüyordu. Bu durum karşısında elbette ölü taklidi yapmak mecburiyetinde kaldım. Fakat ölen bir askeri de üstüme atınca bayılmış. Alpago! 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 Hiç gelmeyeceksin. Dur be Bela Çiçeği, bitireceksin beni. Ama artık hiç gitmeyeceksin değil mi sen? Sen. Kalk topal tilki, ben gidiyorum. Söyle Alpago. Kulağını bana yaklaştır. Yarın akşam sarayda büyük bir ziyafet var. Hazırım. Hanıma şeref verdiniz. Buyurun yiğidim. Buyurun. Ne emredersiniz yiğidim?
Bakıyorum, bugün yaptığın kalleşlikten sonra kafanın üstünde bir kafa daha çıkmış mı diye. Yok, asil Tay Jamako, saray asilleriyle beraber hanımıza geliyorlar. Pekala. Sen git bakayım. İzninizle. Buyurun. Merhaba hancı. Buyurun efendilerim. Buyurun asillerim. Siz böyle buyurun efendim. Siz de böyle. Daha önce burada kalmıştık, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım efendim? Biz bu akşam buraya eğlenmeye geldik. Bize kımız getirin. Kımız getirin. Çabuk olun canım, çabuk olun. Arkadaş, görüyorum ki uykun gelmiş. Biz ise sabaha kadar uyumamayı aklına koymuş asilleriz. Bağırıp çağırıp uykunu kaçırırız. Eğer fazla rahatına düşkünsen, yolda gelirken bir ayıyını görmüştük. Orası daha sessizdir, oraya git. Tay Jamako istediği gibi eğlenebilir. Benim sivrisinek fızıltısıyla uykum kaçmaz. Nereden geliyorsun? Kim? Ben mi? Ben değil ya, elbette sen. Bilmem. İnsan geldiği yeri bilmez mi? Söylemek istemezse bilmez. Biz adamı söyletmesini biliriz. Ne çıkar? Biz söylememesini de biliriz. Türksün değil mi? Şüphe mi ediyorsun? Ne arıyorsun burada? İşlerim var. Ne gibi işler? Çinlilerin Türklere karşı birleşip onları imha etme planlarını sarayda saklı olduğu yere öğrenip çalmak gibi ufak tefek bir iş. Ne dedin? Ne dedin? Bir iki defa sarayda aradıysam da bulamadım. Saraya da mı girdin sen? Hı, canım istediği zaman girerim. Benimle alay etmek sana çok pahalıya mal olacak. Çok sinirlisiniz Tay Jamoka. Yalan söylemediğimi ispat etmemi istiyorsan, yarın akşam sarayda buluşuruz. Senin adın ne? Alpago. Ben Alpago denilen Türk başbuğunu bulup kafasını kesmeye an düşmüştüm. Kaçırmayacağım seni! Tay Jamoka'nın kılıcı Alpago'nun kafasını kesecek kadar keskin değildir! Arslan Tay Jamoka! Yiğitler yiğidi! Hop! Hop! Yiğit adamsın Tay Jamoka! Bu kadar kolay ölmene gönlüm razı olmaz! Uğraşınız kutlu olsun arkadaşlar! Eğer ille de beni ele geçirmek istiyorsanız unutmayın! Yarın akşam Zigampo Sarayı'ndayım! Kim şunu? Kolsuz otacı iş başında. Hadi. Alpago yaptı bunu. Bizi de mahvetti. Geçmiş olsun Tay Jamoka. Kalleşçe bayılttı beni. Uygarca mı? Ben Uygarca bilirim. Hadi oku. Bu akşam Zigampo Sarayı'ndan büyük Türk ulusuna yararlı uğraş planlarını kaldıracağını, gün doğarken de Daiming'den Türkistan'a doğru gideceğini Türk Kırgızı Alpago sizlere bildirir. Tanrı'nın yardımıyla her çağda başbuğu Alpago. Pis haydut, bize meydan okuyor. Er olanlar böyle sis arkasından değil, er meydanlarından konuşurlar. Bir kere daha elime geçirirsem karnını deşeceğim. Alpago'nun karnını deşmeyi kendisiyle karşılaştığım bir zamana bırak da bu akşam ne yapacağımızı konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Her şey bu akşam belli olacak.
Boş yere kendini yorma. Tedbir alalım. O bizi görüyor, dinliyor. Evet. Biz onun saraya giremeyeceğini söylerken taşın buraya düşmesi onun hala bizi dinlediğini göstermiştir. Bu akşam ne yapacağımızı onun bizi görüp duyamayacağı bir yerde görüşmeliyiz. Benimle beraber gelin. Bu odanın duvarları dünyanın en kalın taşlarıyla kapalıdır. Kapandı mı senelerce açılmayabilir. Planlar burada. Bu gece Yang Xiong da gelecek. En büyük hakanımız da planların emniyeti için geliyor. Fakat bizim onu koruyacağımıza güveniyor. Ben Çin'in başbuğlar başbuğu Hiang Tusiang. Sarı çiçek ve adamlarının planlarını çok beğendim. Böylelikle Alpago'nun planları almasına imkan yoktur. Yerlerinize geçin. Dekonsuz otacı taş odaya giriyoruz. Tay Camuka koridorun ucunda ve nöbetçilerin arasında duracak. Gidin buradan. Hadi herkes dışarıya dizilsin. Planların bulunduğu taş bölmeyi açalım mı? İçeri girelim. İşte planlar. İki taşın arasında hapis kaldık. Fena mı? En emin yerdeyiz. Alpago gelse planların yerine bizi bulur. Açma yeri dışarıdadır. İçeriye kim gelirse burayı açamaz. Tay da açamaz mı? Hayır. Kolsuz otacı, kurtar beni. Ben kimim biliyor musun? Kimsin? Ben bir Türk'üm. Peki ama niçin aralarından ayrılıp bizim Hakan'ı sevdin? Kim demiş sevdim diye? Sizinle beraber oldum diye niçin Çin Hakan'ını seveyim? Ben sizi seviyorum. Ne olur beni kurtar. Ne istersen yaparım. Bu dudaklar, bu nefes hiç yabancı değil. Hayatımı borçluyum kolsuz kahramanım. Bütün alemde böyle kuvvetli insan olacağı aklıma bile gelmezdi. Siz gidin istirahat edin. Burada Tay beklesin. Ben de koridorda beklerim. Al bu planları.
Ben ancak yarın gelirim. Tay birazdan ayılır. Hadi hadi. Geldi. Alpago geldi. Yakalayın, tutun Alpago. Ne oldu? Uyuyorsunuz miskin herifler. Burada diyorum size. Geldi, alacağını aldı ve gitti. Kimse gelip gitmedi buradan. Sen görmedin mi ha? Sen görmedin mi? Ya sen! Atımı getirin, atımı! Ben sesim. Tay Jamako üç adamıyla Alpago'nun peşinden gitti. Eyvah, eyvah! İşi cinlere perilere yüklemeseniz daha iyi edersiniz. Odada kim vardı? Söyle. Tay Jamako. Nöbetçiler, 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 nöbetçiler. Siz söyleyin bakalım. Biz taş odanın önünde beklerken kimsenin girip çıktığını gördünüz mü? Hayır. Ne kimse girdi, ne de kimse çıktı. Bu ne demek? Bu şu demektir ki bu dakikada Tay planlarla birlikte Türk ordusuna doğru gidiyor. Babamın katili. Hakan'ını aldatan alçak. Şimdi bütün adamlarımı yollar, onu yakalatırım. Demek Gültekin'in adamıymış. Bütün adamlarınızı yollamanız doğru değildir. Yalnız bana izin verin yeter. Küçük kurnazlığımla onu yakalar alırım planı. Çabuk olun, çabuk olun. Ne oldu Topal Tilki? Bela çiçeğini esirciler kaçırmışlar. Ne diyorsun? Geldiğimde yoktu, etraf darmadağınıktı. Yol boyunca elbiselerini parçalamışlar, etraftan söylediler. Esirciler atlarla gelmişler. Planları ver. Evvela bela çiçeğini kurtaralım. Planları ver! Aptal! Bela çiçeğini kurtarmayı en az senin kadar istiyorum. Ama evvela planların Gültekin'e ulaşması lazım. Ver. Kusura bakma Topal Tilki. Evvela planların gitmesi lazım. Sonra bela çiçeğini kurtarırız. Basadın oğlu, Türk oğlu Türk olduğunu gösterdin. Koca Çin sarayının altını üstüne getirdin. Bundan sonra benim en yiğit kumandanımsın. Büyük başbuğum Gültekin. Biraz izin ver bana. Çok iyiliğini gördüğüm birinin başı dertte. Onu kurtarıp da geleyim. Yiğit olan sözünü tutar. El ona bir iyilik edene bin iyilik yapar. Tez o hesabı gör de gel. Uğraşın kutlu olsun başbuğum. Bu diyelim yiğitlerin aşkına ho. Yiğidin adı Alpago, Alpago. Çinşanları bütün bütün yanıyor. At üstünde Alpago nam alıyor. Ho diyelim yiğitlerin aşkına ho. Baylarım, asillerim, Çinşarlarının en güzel kızları geliyor. Altınlarınızı hazırlayın. Kızları getirin. Öteki güzeli de getirin. Satış başlıyor. Haydi yiğitlerim. Dağların en güzel kızı. Gözleri ceylan gözünden güzel. Alana hayır eder. Haydi yiğitlerim, dağların en güzel kızı. Düşünmeyelim baylarım, asillerim. Dağların en güzel kızı. Satıyor. Ah, o ne? Ah, kim o? Seni hırsız seni. Bırak yıkın. Beni hırsız seni! Vur, vurun, vurun! Benim pazarımdan bedava kız alanın ben alnını karışlarım!
Hadi ver altınları. Al kızı git. Ver. Ver. Al kızı. Hayrını gör. Tamam. Alçak vatan haini. Planları Gültekin'e götürdün değil mi? Ne planları? Ne Gültekin'i? Seni vatan haini seni. Cezanı çekeceksin Tay Camoka. Seni Alpago'ya karşı olan yiğit diye getirmiştim. Ondan daha düşman çıktın. Zindana, don zindana! Haksızlık ediyorsunuz, haksızlık! İşte yedi obanın en güzeli. Güzeller prensesi Bela Çiçeği. Çiçeklerin en güzeli. Şu gözlere, şu kollara, şu endama bakın. Sahibine dünyayı unutturur. Köpek gibi sadık, kedi gibi itaatkardır Bela Çiçeği. Hele bir tadına bakayım da görün. Bana sahip olacak erkeğin yazık olur canına. Kolumu tutarım, kolunu kırarım. Hele bir de beni öpmeye kalkarsa dudaklarını koparırım. Hele bir de bana sahip olmaya kalkarsa dişlerim öyle keskindir ki gırtlağını parça parça edip koparmazsam bana da Bela Çiçeği deme. Siz onun dediklerine bakmayın yiğitlerim, vurun! Bir kırbaç daha, onu süt dökmüş kediye çevir, vurun! Yeter! Getirin yukarıya, haydi baylar, satış başlıyor! Yedi obanın en güzel kızını satıyorum! Çekil! 10 kese altına satıyorum! Yedi obanın en güzel kızı, 10 kese altına gidiyor! Almak isteyenler sıraya dizilsin, 10 kese altın satıyor. Hey! Alpago! Savunun! Savunun, Alpago geliyor! Savunun! Yüce Çin Hakanı'nın kulları ve kulları olmakla yükselip yaşayabilen Çin bayları, prensleri, askerleri, prensesimiz Sarı Çiçeğe büyük kötülükler eden hain Türklerle işbirliği yapan Tay Camoka yarınki günde Güneş Dam tepemize geldiği zaman başı vurularak idam edilecektir. Yazık şu Tay Camoka'ya. Gültekin'den 5 yiğit alıp onu kurtarmalıyım. Artık seni bırakmam Alpago. Ölüme bile olsa seninle beraber gideceğim. Kesin başını! Hu diyelim yiğitler aşkına! Hu! Savunun!
Bu da beni affet. Aşkına hu! Hu diyelim yiğitler aşkına hu! Çabuk benim atımı getirin! Şimdi ben ne yapacağım? Eyvah eyvah! Kardeşliğimizin şerefine kımız içelim Tay Camako. Bu ikinci hayatımı kurtarışın Alpago. Artık Türkler neredeyse ben de oradayım. Gültekin'e söyle, izni olursa onun yiğidi olacağım. Seninle yan yana kılıç sallamak, at koşturmak benim için büyük bir zevk olacak. Hancı, kımız getir. Geliyorum yiğidim, geliyorum aslanlar aslanı, geliyorum. Geldim aslanlar aslanı, ne olur beni bağışlayın yiğidim. Bize iyi hizmet et, seni affederiz hancı. Ne dersiniz? Çabuk pasimilerin reisine haber ver. Hanımda çok zengin insanlar var. Ama unutmasın, hediyemi de hazırlasın. Hadi bakayım görüşürüz. Zafer şenlikleri başlıyor. Alpago'nun yeni arkadaşı Tay'ın şerefine oynuyor Bela Çiçeği. Farkında olmadan canını kurtardı. Seni öldüreceğim Alpago. Oo, sarı çiçek. Bu ne şeref böyle? Bırakın beni. Bırakın diyorum size, onu öldüreceğim. Bırakın beni. Vay 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 vay. Zavallı hancı öldü. Yoksa kolsuz otacı onu iyi yederdi. Kolsuz otacı, seni bin defa öldürsem kinim bitmez. Tay, sen de mi onun tarafına geçtin? Beni iki defa yaşattı. Sen de bir defa öldürüyordun. Artık sana ve seninle olanlara karşıyım. Beni seviyorsun değil mi sarı çiçek? O aşk gecelerimi unutmadın değil mi? Şimdi de öldürmek istiyorsun. Bu da beni çarpsın ki, babamın katiline en kıymetli şeyimi verdim. Sana karşı hissiz değilim sarı çiçek. Ama seninle Türk törelerine bağlı olarak evlenirim. Seni seviyorum. Ama ölmek istiyorum. Bırakın kendimi öldüreyim, bırakın! Dur bakalım saray çiçeği. Ben de Alpago'yu seviyorum. İkimizden birinin ölmesi lazım. Kendini öldüreceğine bırak da ben seni öldüreyim. Thank you.
Sen sarı çiçeği kolla, ben de bela çiçeğini. Birbirlerini yaralayacak duruma düşerlerse kılıçları ellerinden alalım. Yakacaklar Tayca Moka. Seninle beraber ölmek de benim için bir şereftir. Türkler için eli bağlı ölmek korkaklıktır. Kanımızın her damlasına 1000 düşman ölmeli. Çiçeğiyle sarı çiçeği ne yapacaklar? Korkarım onlara çok fena şeyler yapacaklar. Sana karşı bütün kinim bitti Alpago. İkimiz de birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Beni affet Alpago. Seni affet Tahir. Alpago! Kurtar beni Alpago! Sizi kurtaracağız! Sizi kurtaracağız! Kim buradan gittiler? Aşk ayinine gittiler. Zavallı bela çiçeği, zavallı sarı çiçek. Hayvani zevkleri için onları parça parça edebilirler. Thank you.
saldır. Bela çiçeğini al, su kenarına götür. Bela çiçeğim, küçük narin çiçeğim benim. Alpago, yaram çok ağır, gidiyorum galiba. Ölüyorum galiba. Seni bırakmam Bela çiçeğim. İyi kötü günlerimiz oldu. Bundan sonrakiler en güzelleri olacak. Seni tanıyana kadar nerede akşam orada sabah bir göçebeydim. Seni sevince insan olduğumu anladım. Bana aşkı öğrettin, yaşamayı öğrettin. Yaşamayı öğrettin. Daha çok yaşayacağız Bela çiçeğim. Ne güzel sesler duyuyorum. Beni çağırıyorlar Alpago. Beni bırakma. Camoka Gültekin'in yiğidi oldu. And içiyor. And içiyor oldu. Yiğit Alpago, bu şehir senin şehrin artık. Kolsuz kahraman öldü, Alpago doğdu. Sen babanın öcünü almak için babamı öldürdün. Ben de seni affediyorum, burada kal. Sarı çiçek, Çin şarlarının en güzel prensesi. Alpago burada kalamaz. Hiçbir yerde kalamaz. Alpago bir rüzgardır. Haklı olanlarla beraber, haksız olanlara doğru esen bir rüzgar. Burada kal sarı çiçek. Alpago! Hadi! Bütün yiğitler! Gültekin'in izine! Gültekin'in izine! Hepiniz, yüce başbu Gültekin'e bağlıyız. Hadi Tay ve sarı çiçek, ebediyen birleşin. Bozkurtlu bayrağı burada da yüceltin. Alpago'nun göreceği daha çok işler var. Karşıdan kalabura bakıyor, yiğitlerin yüreğini yakıyor. Erkekliğin aşkına kalkmaz mısın? Çakal geliyor aslanım, pençe atmaz mısın? Hoo diyelim yiğitlerin aşkına hoo. Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu. Yiğidin adı Alpago, Alpago. Çin şarları bütün bütün yanıyor. At üstünde Alpago nam alıyor. Hu diyelim yiğitlerin aşkına hu.